TV ekranlarından herkese merhabalar efendim sizlere harika bir cumartesi diliyorum söz sende programı yine bugün doptolu çok kıymetli bir konuğum var hemen merhaba demek istiyorum merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar efendim <laughs> anti aging uzmanı ve e, tabii ki jinekolog, jinekolog. aslında jinekolog evet. ve anti aging uzmanı doktor Ali Fuat Aytekin bizlerle beraber nasılsınız teşekkürler sağ olun sizler. Teşekkürler, bizler O kadar e, önemli konular var ki ben de e, hepsini merak ediyorum. Bugün sizinle kadın sağlığı konusunda evet. konuşacağız ilk hı hı. olarak. Bir kadının en güzel yaşı hangi yaştır diye oh. sorarak başlamak istiyorum programıma. Şimdi klasikçi cevap olacak ama geçerli yine bir cevap. Bu <laughs> bir kere her yaşın ayrı bir güzelliği var, o bir kesin. Ama e, kadının kadın olması daha çok 35 yaşından sonra başlıyor. Yani bana göre bir kadının 40 yaşı e, kadının tap olma Bence yani, de kesinlikle. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla her şeyi öğrenmiş, erkeği tanımış, kendini tanımış, hayatta tecrübeleri edinmiş ve geleceğe ait planları yapabilecek artık tecrübe ve donanıma sahip oluyor. Bir de hayatındaki bir sürü sorunu halletmiş oluyor. İşte evlilikler, çocuklar, iştir, bilmem nedir. Bunlar da bitiyor ve artık kendi dönemini ya da kendi hayatını yaşaması için gerekli olan süreyi de önünde kazanmış oluyor. Dolayısıyla da bence en güzel yaş 35 ile 45. Kesinlikle. Evet. Peki hocam kadınlarda testosteron önemini konuşacağız bugün. Ee, bu erkekle ilgili uh -huh. denir genelde ama e, az önce içeride de sizinle konuştuk. Peki uh -huh. kadınlar için de çok önemli mi testosteron? Ee, kadınlar için testosteronun çok da önemli olduğunu, hakikaten bu kadar önemli olduğunu ben de son iki sene içerisindeki... Kliniksel tecrübelerinden de görüntü Tabii ki bunu kitaplarda yazar, bilgilendirir. Testosteron kadın için önemli. Çünkü her yıl gittikçe azalıyor. Oldu mu? Yani her ne kadar testosteronun bir sürü düşmanı var. İşte ne bileyim, alkoldür, şekerdir, kafeindir. Bunlar testosteronun en büyük düşmanları. Ama yine de testosteron, tabii herkes bunu cinsellik olarak için düşünüyor ama değil. Yani testosteron kan yapımından sorumlu bir hormon. Testosteron kas gücünden sorumlu bir hormon. Yani şöyle bir örnek vereyim. Şunu şuradan tutup almak testosteron işidir. Hmm. Bu olmazsa gelirsiniz eliniz titrer. İşte tutmaya çalışıyorsunuz ve elinizden düşer ve anneleriniz, anneanneleriniz bak işte görüyor musun artık ellerinde tutmuyor der. Hmm. Testosteron biz testosteronla düşünüyoruz. Siz de ben de. Oldu mu? Testosteron derimiz ne kadar iyiyse bu beyinde işte serbest testosteron oraya geçiyor. Oradan bir dihidrotestosteron diye bir şey dönüyor. Ve onunla bizim zekamız belirleniyor. Testosteron düşmeye başlayınca yeteri kadar pratik düşünemeyen, yeteri kadar algılayamayan insanlara biz de işte bunamış diyoruz. Hmm. Halbuki zamanla adamın veya kadının sadece biraz testosterona ihtiyacı var. Testosteron insülin direncini düşürür. Testosteron solunum abdesinde büyük bir faydası vardır. Testosteron iyi huylu kolesterolü arttırır, trigeri seriti düşürür, kötü huylu kolesterolü düşürür. Testosteron yapamadığı hiçbir şey yok yani kendine güven duygusu çok önemli yani kadının kendine güven duygusu testosteronla ilgilidir peki diyeceksiniz kadında testosteron var mı var erkeklerdeki evet. var olan dozun onda biridir ben hep yaptığım esprilerde bazen hastalarda onu söylüyorum yani onda bir değil de onda iki olsaymış ya da onda iki buçuk olsaymış herhalde kadınlar dünyaya hakim olurdu diyorum çünkü Kesinlikle. çok değişiyorlar Peki, e, Alzheimer bunama gibi rahatsızlıklarda testosteron uygulaması e, yapıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Yani testosteron mutlaka ki çok faydalı bir şey. Ve Alzheimer'ın önlenmesinde östrojen kadar testosteron da önemli. Peki, e, kadın ve erkeklerde e, bu yaşanan depresyon, stres hormonları yüzünden mi? Yok. Kadınlardaki depresyonun en önemli sebebi progesteron hormonudur. Hmm. Bu hatta Time dergisinin ön kapağında da çıktı. Pro şey Prozac ...or progesteron. Evet diye. anımsıyorum. Evet, Doğru. Bunu baktığınızda içeride sadece progesteron... ...görüyorsunuz. Prozac değil. Hmm. Ee, progesteron 36,5 yaşından sonra... ...ortalama olarak düşmeye başlıyor. Hmm. Dolayısıyla... Mesela ...östrojen de ortalama olarak... ...38,2'den sonra düşmeye başlıyor. Hmm. İşte bu 36,5-37... ...ada 38'de 45 yaş arasındaki... ...kadın grubuna... Prozac kadınları veya zanax kadınları deniyor. Hmm. Halbuki esas madde progesteronun düşmeye başlaması. Bu Çünkü antidepresanların anti, içinde bunun en iyi an antidepresan mi? progesterondur. Hmm. En, en iyi Tabii. antidepresan. Dolayısıyla da eğer kadın doğumcularına gidip işte ne bileyim 37-38 yaşından sonra bir reglinin 19. 20. günü bir östrojen progesteron orana baktırırlarsa progesteron düşükse ona biraz takviye ederlerse kadının bu depresyonu tamamen ortadan kalkar. Peki erkeklerin ömrü kısalıyor, kadınların ömrü uzuyor diye bir araştırma varmış hocam. Bu konuyla ilgili ne söylemek of. istersiniz? Yani kadınların gerçekten ömrü uzuyor mu erkeklerin en e, Bu ne kadar stresli bir yaşamımız var, ne kadar hayatı ciddiye alıyorsunuz, ne kadar kendinize bakıyorsunuz. Yani hep onu ben örnek olarak görüyorum. Bir üçgen düşünün hayatımızda. Burada diyet var. Ne yediğiniz, nasıl yediğiniz, nasıl çiğnediğiniz, kaç derecede pişirdiğiniz, neleri tercih ettiğiniz. Çünkü insanlar hemen yemeği fırına koyuyorlar veya başka bir şey 180 derece açıyorlar pişsin diye. Halbuki bu yanlış. Çünkü 48 derecenin üzerinde protein bozuluyor. O yüzden de 90 derece veya 100 dereceye getirip o timer'ları e, fırınların üzerinde kullanıp onu işte 2 saatte 3 saatte yavaş yavaş pişmesini sağlarsanız o zaman ette daha lezzetli olur. Ne bileyim işte yani kuru fasulyede daha lezzetli olur. Çünkü eskiden e, gaz ocaklarında veya ufak mangallarda yavaş yavaş ateşte pişirilirdi bir sürü şey. O zaman bir sürü yemeğin lezzeti böyle geliyordu. İkinci evet. ayak egzersiz. Yani düzenli egzersiz yaparsanız sekiz buçuk yıl genç kalırsınız. Üçüncü ayak hormonal denk. Onu da yerine koyduğunuz vakit hayat şekillenmiş oluyor. Tiroid evet. hapları ile alakalı neler söylemek istiyorsunuz? E, istersiniz? peki şimdi, yani neye dikkat etmek gerekir bu tiroid hapları ile alakalı? Şimdi tiroid hapları sabah uyanır uyanmaz alınır. Yani tiroid çok nazlı bir bez. Öyle sadece hapla falan da işleyen bir bez değil. Yani tiroid Bizi mesela kronik stresi sevmez. Kronik yorgunluğu sevmez. Hmm. Uyku problemleriniz varsa kronik uykusuzluğu sevmez. Ay. İşte salam, sucuk, sosis gibi endüstrize edilmiş olan gıdaları sevmez. Süt ve süt ürünlerini sevmez. Sirke ve sirkeli ürünleri sevmez. Allah Allah. Tabii ki. Yani bir örnek vereyim. Bak onu bir bilmiyordum. bir hasta gelmişti. Ee, tiroid TSH'si 3.65 3.70 civarındaydı. Yani normale göre yüksek tabii ki. Ee, bir sürü doktora gittim ve dediğim bunun çaresi ne? Işte, tiroid hapıda kullanıyorum. Bir sürü bunu indiremiyorum. Ben o zaman tabii ki beslenmesine girdim. Ne kullanıyorsun? Ne yiyorsun? vallahi ben de sabahları işte e, insülin direncimi düşürmek ve iştahımı azaltmak için sirkeli su içerim sabahları. Hmm. Bir de akşam sirkeli su içerim. Ama sirkeyi hiç sevmiyorum. Sirkeyi kestik. Bir hafta mı? 10 gün sonra falan tiroid bezi tamamen normal çalışmaya başladı. Allah Allah, çok Onun dışında e, öğün atlamak, aç kalmak, bunları tiroid sevmiyor Şu saydıklarınızın Aynen. hepsini yapıyorum. Allah'tan evet, yani, tiroidle alakalı bu var. bir sıkıntı mı? Onun mi? dışında e, demir eksikliği, iyot eksikliği, Aynen. selenyum eksikliği. Yani çok biraz böyle komplike her taraftan desteklenmesi gereken bir bez bu. Tabii ki emirir. Yani beyinden çıkan her emirin... dokulara gitmesi tiroidle oluyor. O yüzden tiroid haplarımızı kullanmak gerekiyorsa ya böyle bir şey ihtiyaç doğmuşsa uyanır uyanmaz ...onu dişlerimizin arasını alıp tuz buz haline getirmek yani iyice kırmak gerekiyor. Hmm. Eğer böyle içerseniz onu yüzde yirmi beş daha hızlı yemilir. Anlatabildim hmm. mi? Dolayısıyla da normalde tiroid hapını aldıktan sonra bir saat yemek yiyemezsiniz. İki saat çay, kahve, çikolata tüketemezsiniz. Çünkü kafein T4'ün T3'e dönmesini yani aktif hormona dönmesini tiroidin blok ediyor. Hmm. O yüzden de kafein bizim bir sürü hormonal yapımızı da etkiliyor. Yine mesela bir saplama yapayım burada. Sabahları kalktım işte aç karnı o bir bir bardak güzel portakal suyu içtim vesaire. Bu maalesef yanlış bir şey. Yani meyvanın meyve olarak yenmesi lazım. Meyve suyu olarak değil. Taze sıkılmış bile olsa hiçbir meyve suyunu ağzınıza koymayın. Çünkü sıf şekerdir o. Yani bir bardak portakal suyunda aşağı yukarı 100 gram şeker var. Oo. Alacağınız C vitamini maksimum 200 miligram. Ama o 100 gram şekeri içtiğiniz anda hem de likit. Tıpkı ananas gibi, tıpkı dondurma gibi çabuk eriyen ve çabuk kana karışan şekerler. Dolayısıyla altı tane hormonunuz 11 saat süreli çöküyor. Hmm. Kortizol dediğimiz bağışıklık hormonunuz da çöküyor. Dolayısıyla grip olduğunuz vakit portakal suyu içeyim, C vitamini alayım derseniz ve bunu devam ederseniz o gripiniz geçmez. Peki hocam anti aging ne zaman başlamalı? Anti aging yani ben bir kadın olsam ne zaman başlarım? 36, 37, 38'den sonra başlarım. Ah iyi. Anti-aging'in %50'si hormondur. Diğer %50'sini istediğiniz gibi ufak ufak dilimlere bölün. Fizyoterapi, işte cerrahi, vitamin desteği, spor, psikoterapi ne isterseniz onu ayrı ayrı bölümlere bölün. Ama insanlar sadece bir mezoterapiyle, sadece botoksla, lazerle, bilmem neyle bunlar anti-aging olmuyor. Bir yüzün düşmesinin sebebinin 6 tane nedeni vardır. 1- Testosteronun düşüktür protein oranı düşüktür yediğin yemekler. Büyüme hormonu düşüktür. Çünkü kas yapan büyüme hormonudur. Testosteron değil. DHA düşüktür bu böbrek üstü bezlerinde. Östrojenin ve progesteron. Ama diğerlerinin yani çok da büyük önemi yok ama bu altı madde yüzün düşmesi ve düşmemesinde etkilidir. Bazen cildi uzmanları yer çekimi falan diyor. Hayır bunun yer çekiminle alakası yok. Bence de. Peki bazı kadınlar var tabii. Hmm. Hiç enerjim yok, kolumu kaldıramıyorum diyen. Peki e, bu enerjisizlik tabii ki erkekler için de geçerli bu. E, erkek ya da kadın bu enerji, enerjisiz kaldıklarında ne yapmaları gerekiyor? Abi, bu biraz geniş bir konu. E, yani yaptığınız spor değeri, mitokondrilerinizin sayısı, testosteron değerleriniz. Şimdi hep böyle dönüp dolaşıp testosterona geliyorum ama hı hı. testosteron ömür boyu bize lazım olan ve hayatımızı değiştiren bir şey. Yani Kendine güven duygusundan tut, enerjinden tut. Mesela e, testosteron yaptığımız kadınlar şunu söylüyor sabahtan akşama kadar temizlik yaptım hiç yorulmadım hmm. anlatabildim mi? peki yani, onun zararı yok mu? Ucucu? hayır zararı yok yani yapacağınız şey laboratuvar testlerinin ortasında yani biz laboratuvar testlerinin spektrumunu aşmıyoruz böyle bir şey yok hmm. her insanın belli bir ihtiyacı var ha, siz sabahtan akşama kadar çalışan ne bileyim bir temizlikçi olabilirsiniz başka bir iş konuda olabilirsiniz yaktığınız enerji bu niye futbolcular 32-34 yaşında jübile yapıyorlar? Sebebi bu. Çünkü koş 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 testosteron bitiyor. Hmm. Dışarıdan testosteron almaya kalkarsanız doping oluyor ve o yüzden bay bay deyip sporu bırakıyorlar. Aa, çok doğru. Mesela Bolşoy Balesi'ndeki kızlar işte 1.80'le alınır şeyi ne derler ona e, ee, baleye ya da hmm. Bolşoy işte o organizasyona. Evet. Ama 5-6 sene sonra boylar 1.74 1.75'e düşüyor. O pratik 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 östrojen yaktıkları için kemikler eriyor ve boy kısalıyor. Allah Allah. Ondan sonra da çıkartıyorlar onları. Harika. <laughs> Hocam o kadar çok şey var ki soru var ki yani sizi dinlemek <laughs> muazzam. Sağ olun teşekkürler. E, lütfen daha sık gelin. E, sizi <laughs> Sağ çok abi. ağırlamak istiyorum tekrardan. O kadar güzel bilgiler verdiniz ki e, eminim ekranları başında bizi izleyen Hı. izleyicilerimiz de faydalandılar. E, ayağınıza sağlık. Rica ederim. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Hoşçakalın. Evet efendim anti aging uzmanı ve jinekolog Doktor Ali Fuat Aytekin beyefendi bizlerle beraber de programımız devam edecek.